Az önce de söylediğim gibi akıllarda o kadar çok soru var ki şimdi o soruların hepsine yanıtları bulacağız. Üsküdar Üniversitesi Öğretim Üyesi Profesör Doktor Mithat Baydur bizimle birlikte. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sağ olun. Teşekkür ederim. Hocam şimdi biz bundan daha birkaç hafta önce Astana sürecini konuşuyorduk. 4 çatışmasızlık bölgesi var. 3'ünde uygulanıyor, birinde uygulanamıyor. Onlardan biri İdlib denirdi. İşte İran, Rusya, Türkiye muhalifler, rejim güçlerinden de gelenler vardı. Masaya oturuldu. Tamam, işte temsilciler gidecek her ülkeden 500 temsilci. Ve orada çatışmasızlık hayata geçecek derken, şimdi bugün geldiğimiz noktada operasyonu konuşuyoruz. Biraz kafalar karıştı. Şimdi bu bizim o bahsettiğimiz daha önce başarıyla gerçekleştirdiğimiz Fırat Kalkanı gibi bir operasyondan mı bahsediyoruz? Durum biraz daha mı farklıdır? Nedir şu Evet, biraz Fırat Kalkanı'nın benzeri ya da devamı gibi de kabul edebiliriz. Biraz öncesinde söylediğiniz gibi aslında bir Astana sürecini, yani Türkiye, İran ve Rusya'nın zımni bir takım yaptıkları bölgeye yönelik anlaşmaların sahadaki bir tezahürü gibidir bu. Şimdi burada tabii bizim yani heyet Tahrir-i Şam gibi çok ve büyük bir bölümünün, yani büyük bir bölümünü derken aslında nicelik değil ama niteliksel olarak büyük. Hı hı. Çünkü %15'ine falan tekabül ediyor. Nusra içinde, yani El Nusra militanları falan da var. Şimdi bununla beraber sahada birçok daha böyle bir paramiliter örgütler var. Aslında siz söylediğiniz gibi çatışmasızlık bölgelerini, yani çatışmasızlık bölgesi çatışmalardan arındırılmış bir bölüm. Evet. Yani bir anlamda sükunetin sağlandığı bölüm. Şimdi hem sükunetin sağlanması için Türkiye bunu yapıyor, hem de kendini defansif bir anlayışla. Yani mesela şimdi son zamanlarda televizyonlarda oyun kurucu mu olsun, oyun kurucu olamadığı zaman Türkiye oyun bozucu olsun diye. Hı hı. Yani oyun kurucu gibi değil ama belki oyun bozucu gibi yorumlanabilir. Türkiye bunu yapmakta çok haklı, çok isabetli ve kendisinin yani hem maruz kalabileceği göç açısından, hı hı, terör tehdidi açısından da beka bağlamında da haklı bir harekat. Şimdi nedir bu aslında yapılan? Türk Silahlı Kuvvetleri girmiyor oraya. Evet. Yani onu bir kere yani şey yapalım, koyalım. Özgür Türk Silahlı Kuvvetleri'nin böyle bir eğitimden geçirdiği, formasyon verdiği Özgür Suriye Ordusu giriyor. Hı hı. Yaklaşık yani bana gelen rakamlara 800 kişilik. Şimdi bazı kaynaklar 1000 kişi içeride katılacak diyorlar ama daha bence güvenilir kaynaklarla 4000 olacağı söyleniyor Özgür Suriye Ordusu elemanlarının. O bir takım sahada temizlikler yapacak. Arkadan oradaki bir takım diğer örgütlerle, hı hı, yani aslında askeri boyutu da var, siyasi boyutu da var, sosyolojik dinamikleri de var. Yani o sahada bir takım sosyolojik gruplarla, paramiliter örgütlerle de bu sükunetin sağlanması için Türk Silahlı Kuvvetleri ya da Türkiye sahaya müdahil olarak girecek. Fakat girecek derken de yani şunu da söyleyelim. Ya büyük böyle mekanize birliklerle Türk Silahlı Kuvvetleri Tugay Tümen düzeyinde falan girmeyecek. Nasıl yani 500 olacak kişilik bir asker. Onlar da zaten Erciyes'ten geliyor, Kayseri'den komando, hı-hı, birliği. Aşağı yukarı bir tabur bile değil yani. Ama şu açıdan önemli. Şimdi mesela orada gösterirlerse arkadaşlar İdlib'i böyle bir girinti çıkıntı var ama şöyle bir çember gibi kabul edelim. Bugün tamam, katıldığım televizyon programında da söyledim. Yeşil alanı. Evet. Çember gibi kabul edelim. Ortadan bir çap çizgisi çizin siz. Hı hı. Üste kalan alanı, yani o çemberin üstteki dilimini kenardan olduğu gibi şey yapacak. Güvence altına alacak. Neden onu alacak? Bir göçü önlemek için, çünkü biliyorsunuz hala 3 milyon 200 evet bin mülteci var göçü önlemek için. Bir de terör örgütlerinden, yani kendisine yönelik terör saldırılarına karşı kendi defansif anlayışında, hı hı, bunu sağlama bağlamak için. Yani biraz böyle bir şey için yumuşatayım havayı, söyleyeyim. Nasıl? Hani Tom Cruise'un bir Minority Report filmi vardı. Bugün katıldığım programda da söyledim. Böyle bir karşı tarafın bir takım aksiyona gireceğini sezdiği anda müdahale ediyordu. Aha. Buna preemptive war ya da preemptive action diyorlar. Yani önleyici harekat diyorlar uluslararası ilişkilerde. Son zamanlarda çıkan bir teori çerçevesinde. Türkiye'de önleyici harekat yapıyor. Daha ortada yani bir şey yok ama olabilir kaygısıyla ve haklıdır. Hı-hı. Bu önleyici harekatı gerçekleştirmek istiyor. Siz az önce istiyor dediniz ki hocam, şimdi hep söyleniyor hani Türkiye oyun kurucu mu olsun, olamazsa o zaman oyun bozucu olsun. Burada oyun bozuyor dediniz, değil mi? Oyun bozuyor
Ve var olan oyunları da... Kimin oyunu? Mesela bu hangi ülke bazında bakmak gerekiyor buradaki oyuna? Ben şunu da hatırlıyorum. Bundan haftalar önce biz Amerika Birleşik Devletleri'nin de oraya bir müdahalesi meselesini işte konuşuyorduk. PYD ile birlikte bir müdahaleden bahsediyordu İdlib'e. İdlib aslında stratejik anlamda da önemli bir nokta değil mi? Onun önemi nedir İdlib'in? Tabii İdlib'in şöyle bir önemi var. Bir kere İdlib savaşın ilk başladığı yer. Biraz önce programdan önce sohbette de konuşuyorduk. Kimileri de biteceği yer diyor ama tam biteceği yer olup olmayacağını bilmiyorum. Bir kere muhalifler için yani Suriye'deki biliyorsunuz 2010'dan beri bu aşağı yukarı 2010-2011'den beri 6 yıldır sürüyor. Muhalifler için son kale. Zira Halep'in boşaltılması sırasında da tahliye edilenlerin yaklaşık rakamları yuvarlayarak söylüyorum 500 bin kişi oraya yerleştirildi. 500 bin kişi daha güvenliği, emniyeti olan bir bölge. Şimdi burada bir de bazı IŞİD ya da DAEŞ mensuplarının El-Kaide var. El-Kaide de var orada yani. El-Kaide'ye de katıldığı söyleniyor. Onun dışında da bir de Özgür Suriye Ordusu'nun sahayı kontrol edebileceği konusunda şüpheler var. Yani yetmeyebilir diye Türkiye'de müdahil olmak istiyor. Bu anlamda IŞİD'in böyle bir önemi var. Ancak şimdi siz söylediniz tabii ki PYD ve sağdaki unsur olan YPG'nin de hala da sızma ihtimalleri var. Öyle burada mi? Hala da sızma ihtimalleri var. O anlamda Türkiye'nin kendi güvenliği için, sınırlarının emniyeti için bunu olmazsa olmaz. Yani Latince sine qua non, olmazsa olmaz bir harekattı. Bunu yapması haklı. Yalnız Amerika Birleşik Devletleri'nin Irak'ta yani aslında Irak'la da zaman zaman ya yani İdlib'e böyle odaklanırken zaman zaman da birbirlerini senkronize eş zamanlı düşünmeliyiz bunu. Aynı anda paralel düşünmeliyiz. Zuma'daki üssüyle Kuzey Irak'ta üssü 5'e çıktı. 13 tane üssü var. Yani bunu niye söylüyorum? Evet Rusya sahada. Evet. Ama Amerika Birleşik Devletleri de kolay kolay müdahil olmaktan vazgeçmeyecek. Zaman zaman hani zımni bir anlaşma mı var Rusya ile diye konuşuyorlar ama hayır orada sahada ben de varım diyor ki yine malumunuz olduğu üzere 2013'ten beri sıfırdan bir ordu yarattı orada. Yani kimine göre 60 bin, bana göre 80 bine yaklaştı. 3 bin tıra yaklaştı verdiği silahlarla. Evet. PYD ve sağdaki işte temsilcisi tezahür olan YPG var. Yani bir de şimdi mesela çok enteresan bir şey. Biter mi hemen? Bitmeyecek. Amerika Birleşik Devletleri'nin Ürdün'de yani Ürdün sınırındaki üstünden sürekli bazı terör örgütlerine hala yardımlar gidiyor. Yani bu yani sahadaki kaosun bir miktar daha sürmesi, bitmemesi konusunda bir iradesinin tecellisi gibi gözüküyor. Bu neden şu haliyle biterse yani Astana sürecindeki aktörlerle biterse İsrail İran'la komşu olacak. Evet. İsrail İran'la komşu olmak istemiyor. Yani, şimdi siz programa başlamadan önce sizinle sohbet demiştiniz ki bana oyun içinde oyun var orada dediniz. Kastettiğiniz oyun içinde oyun bunlar değil mi? Tabii. Bir de bizim orada ciddi de bir sınırımız var aslında İdlib'le. Tabii bizim sınırımız 138 kilometre İdlib'le. 138 kilometre. İyi ki sordunuz bunu. Şimdi mesela böyle sabahtan itibaren yorumları dinlerken bütün sınırı boyunca giriyormuşuz gibi falan filan gibi böyle yani? Bir şey. Şimdi bu 138 kilometrelik sınırın 120 kilometresinde El Nusra var. Yani şimdi Özgür Sur 120'sinde. Yani şeyin rahat hareket serbest manevra olanı aşağı yukarı 18-20 kilometrelik bir şey var, alan var. 18-20 kilometrelik alandan itibaren Özgür Suriye Ordusu girecek ve ondan sonra da işte saha temizliği gidecek. Dolayısıyla yani bu soru şundan önemli. Hem böyle bir hareket kabiliyeti, hareket serbestisi aslında sınırlı. Bir de orada eğer tekrar oradaki şeyden Tahrir-i Şam'dan falan bir takım böyle bir mukavemet hareketleri gelirse yani bir takım sokak çatışmaları ve asimetrik savaş dediğimiz bir takım çarpışmalar da olabilir. Yani böyle bir tehlikesi olabilir. Hocam ben de onu size soracaktım. Yani şimdi Tahrir Şam aslında en önemli bileşeni Fethi El Şam. Eski adıyla Nusra Cephesi. Bu terör örgütleri böyle sürekli isim değiştirirler ya. Ne zaman bir listeye girseler o isim hemen değişir. Başka bir isim gelir. Onlar değiştirmezse biz değiştiriyoruz zaten. IŞİD'di, DAEŞ oluyor. Değişiyor isimler ama sonuçta örgütün yapısı değişmiyor. Bir terör örgütünden bahsettiğimiz zaman ama yapı değişmiyor. Şimdi orada bir çatışma riski oldu mu? Bu gerek Özgür Suriye Ordusu'yla, gerek Mehmetçik'le. Mesela Özgür Suriye Ordusu'nun sıkıntılı olduğu bir dönemde herhalde tahmin ediyorum ki Fırat Kalkanı'nda da öyle olmuş muydu? Çok net hatırlamıyorum ama işte burada belediyelerin hemen o noktada zaman, devreye zaman girmesi oldu. Ya böylesi bir durumda orada bir çatışma durumu yaşanabilir mi? Yani böyle bir ihtimal var.
Daha kötüsü şöyle var. Oradaki sivil halkı kalkan olarak kullanabilirler. O çok korkunç. O DEAŞ'ın da aslında çok yaptığı bir şeydi. Yaptığı bir şey. Yani bunu çok artık klasikleşmiş bir yöntem oldu. Oradaki suçsuz, günahsız, sadece böyle bir seyirci, kurtarılmayı ve huzurlu bir hayatı bekleyen sivilleri kalkan olarak kullanabilirlerse o zaman iş çok daha zorlaşabilir. Yani birdenbire hemen bugün başladı, cumartesiyi pazara bağlayan gece. Fakat bu çarşamba bitecek gibi bir şey değildi yani. Tıpkı 2011'den beri bitmediği gibi. Kolay kolay bitecek gibi de gözükmüyor. Bir de mesela biraz önce bir Amerika sözü açıldı. Onu da yani şöyle konuşmak lazım. Şimdi mesela Rusya, Türkiye, İran, Astana süreci epeydir sürüyor ama evet. Şimdi Amerika Birleşik Devletleri seyrediyor. Siz kendi kendinize ne yapıyorsunuz da diyor mutlaka ve onun bir amacı da yani çözüm iradesinin Avrasya eksenine kaydığı bir konjonktürü tekrar Cenevre'ye taşımak istiyor. Eğer Cenevre'ye taşırsa ABD'nin beklediği sahadaki o bir takım örgütlerin de temsilcilerini çağırarak bir barış iklimi yaratmak. Yani o barış iklimi yaratırken esas olayın çözüm hamisi ABD oluyor. Bunlar çok önemli. Tabii. Yani ben çözdüm. Benim burada iradem yansıdı demek uluslararası ilişkilerde ya da devletler hukukunda çok önemli bir şey. Şimdi biz ABD'yi, Rusya'yı konuşuyoruz ama bir de İran meselesi var. Astana'da evet İran da masadaydı. Peki bu süreçte İran nerede olacak? Bir noktada olacak mı hocam? Ne diyorsunuz? Burada İran'ın yani çok bir daha ziyade bir gözlemci olarak yani çok aktif militanlarının buna katılacağını düşünmüyorum. Fakat şöyle olabilecek, İran'ın Hizbullah'la ilgili yani çatışmaların daha ileriye kayabileceği konusundaki benim tereddütlerim şu noktadan oluyor. Özellikle mesela Barzani meselesinde İsrail'in adı çok yani referandumda zikredildi. Tek destekleyen ülkeydi. İsrail'in başbakanı Netanyahu'nun son bir yılda Putin'i 6 kez ziyaret etmesinin nedir anlamı diye sorduğunuzu varsayalım. Anlamı şu. Ben burada İran'la biraz önce söylediğim gibi komşu olmak istemiyorum. İran'la komşu olmak istemesi, komşu olmayacak. Suriye var orada. Esad'ın rejimi var ama aslında Hizbullah ve anti-İsrail olan Şii siyasi iklimini kastediyor. Dolayısıyla İran konusunda başka tasarrufları var ama bugünkü İdlib operasyonuyla ilgili onu ayrıca yani bir tutmamı ayrıca konuşmak lazım. Amerika Birleşik Devletleri'nde yani dün itibariyle çıkan birçok düşünce kuruluşun yazısında İran'ın bir şekilde tecrit edilmesi ya da operasyon yapılması gündeme geliyor. Dolayısıyla yine buradan Suudi Arabistan Kralı Salman'ın Putin'in ziyaretinden de bir bağlantı kurabiliriz. Şunu istiyor Amerika Birleşik Devletleri, Suudi Arabistan'a git oradan bir konuş. Yani İran'a verdiği, özellikle Yemen'de Suudi Arabistan İran çekişmesi var ya, yani bir şekilde şuna odaklandılar. Rusya-İran bağlarını gevşetmeye yönelik. Bunun da aslında bir ipuçlarını alıyoruz. Yani Putin gelişmeleri çok iyi okuyan ve aslında 2010-2011'den beri bunun bir kazananı var mı aslında? Yani bu tür olaydan kazanan olmaz ama sorarsanız var, Putin var. Yani bir kere sınır, yani bütün Ukrayna'yı, Kırım'ı, ilhakı, evet. Ukrayna hepsi unutuldu. Rusya'ya uygulanan ambargo hepsi unutuldu. Yani kendisine olan saldırıyı kilometrelerce ötede karşıladığı gibi karşıladığı alanda da ağabey oldu. Yani ona sormadan, onun desteği alınmadan bir şey olmuyor. Şimdi İran'la bağları gevşerse bu Türkiye için de kötü olur. Yani bir çözülme olur. Bunu ayrıca bir tartışmak lazım. Ama Türk siyasi aklının bütün gelişmeleri, bütün parametreleri yani hep senaryo üzerinden. Bu olursa şöyle olacak. Bu olursa şöyle olacak. A, B, C, D, E, F. Bütün senaryolara karşı hazırlıklı olması lazım. Bütün senaryolara karşı hazırlıklı olacağız. Bu arada şimdi İdlib derken biz orada Tahrir Şam'dan bahsettik ama bir yandan da İdlib'de hocam DEAŞ'ın PYD ile YPG ile de aslında çok da görünürde olmayan bir işbirliği içinde olduğunu söyleyebilir miyiz? Yani sadece orada Mehmetçik girdiğinde, Özgür Suriye Ordusu girdiğinde sadece Tahrir Şam'la değil de bu örgütlerle de karşı karşıya gelmesini bekleyebilir miyiz çatışma anlamında? Bu olabilir. Yani yine çok güzel bir şey sordunuz. Bu zaman zaman oluyor zaten. Yani bir takım haberlere, yazılara da yansıyor. Yani aslında PYD'nin IŞİD'e karşı bir Amerika Birleşik Devletleri'nin sahadaki kullandığı enstrüman gibi oluyor ama zaman zaman böyle çok zor durumda kaldıklarında paslaşmalar oluyor. Çünkü yani var olan şu senaryoya göre IŞİD'in olması lazım ki bir süre daha onu
onu oradan sağdan sürenlerin bir şeyi hak ettikleri konusunda bir argüman ortaya koyabilsin Amerika Birleşik Devletleri. Ve çok enteresan, çok böyle daraldığı zamanlarda böyle yukarıdan hem silah hem yiyecek yardımları falan olduğu gibi geliyor. Yani o kadar çok parametre, sahada o kadar çok oyuncu, oyun içinde o kadar çok oyunlar var ki, yani belli bir strateji var belki ama o stratejinin içerisinde sabahtan akşama kadar değişen o kadar çok taktiksel ve geçici ittifaklar var ki, yani bunu, bütün bu parametreleri, verileri bir bilgisayara verseniz bilgisayar da şaşırır yani. Peki, İnanıyorum. Çok teşekkür ediyoruz hocam. Yani durum biraz karışıktı. Açıkçası kendi adıma söyleyeyim, kafa biraz karışıktı. Hepsini netleştirdiniz. Çok teşekkür ediyorum. Ayaklarınıza sağlık. Estağfurullah. Üsküdar Üniversitesi Öğretim Üyesi Profesör Doktor Mithat Baydur bizimle birlikteydi. Hocamıza teşekkür ediyoruz. Kendisini uğurluyoruz ama bugüne dair anlatacağımız o kadar çok şey var ki biz devam ediyoruz. Evet.